Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik yine bir açılım yapacağız. Bu açılımın ismi de aklınızdaki kişilerin bilinçaltı, derin bilinçaltında aslında neler var? Yani size söylemediği de olabilir, size yansıtmadığı da olabilir veyahut da size ima etmeye çalıştığı bir şey de olabilir, bir şeyler de olabilir. Bunlara bakacağız, deste seç yapacağız yine sizlerle. Birinci destemde şöyle bir meleğimiz var. Çok tatlı ve yeşil destem, Emotions Tarot destem. Bu da selenit taşı, bu da melek taşıdır. Mor destem bu da. Emektar mor destem. Hangisine çekildiyseniz aklınızdaki kişilere niyet edin ilk önce. Eğer ki şey yapamıyorsanız, seçemiyorsanız aklınızdaki kişileri şöyle bir gözünüzün önünüze getirin. Size gülümsediğini hayal edin. Ve yeşil destemi, mor destemi bir düşünün. Üstündeki objeleri düşünün. Yeşil destenin üstünde bir melek objemiz var. Öbür mor destemizin üstünde de selenit taşımız var. Bakalım hangisi size daha uygun geldi? Hangisine çekildiniz? Aklınızdaki kişinin bilinçaltına doğru bir yolculuk yapmaya hazırsanız eğer, desteleri de seçtiyseniz, seçtiğinizi umut ediyorum. Eğer ki seçmediyseniz de her ikisini de dinleyebilirsiniz aslında. Bakalım belki de ikisinden de bazı şeyler, bazı mesajlar alabilecek olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Yeşil mi, mor mu? Hangisi olsun? Yeşil olsun hadi. İlk destemiz yeşil deste. Aklınızdaki kişiler ve bilinçaltında neler var? Şunu şöyle kenara alıyorum. Mor destemizi. Ve yeşil destemizle başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerin derin bilinçaltında sizinle ilgili şeyler çıkabilir. Sizinle ilgili olmayan şeyler de çıkabilir. Hiç bilmediğiniz veyahut da şüphelendiğiniz şeyler de olabilir. Hiç bilemiyoruz bakalım. Evet, aklınızdaki kişilerin derin bilinçaltı. Osho dönüşüm tarotu destem. Dönüşüm destesi. Bakalım bize neler söyleyecek. Aklınızdaki kişilerin, bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki, kalbindeki kişilerin derin bilinç altında bakalım neler varmış. 3, 6, bir tane daha alıyorum. Ve tamamlıyorum. Açmaya başlayalım bakalım kartlarımızı. Eğer çok sıkışırsak Rumi'den destek alabiliriz diye düşünüyorum. Aklıma bu destemiz geldi. Rumi destemiz geldi. Ya da enerji kartlarından da bakabilirim. Veyahut da klasik tarot destesinden de bakabiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakalım. Aklınızdaki kişilerin derin bilinç altında. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Aslında şey çıkmadı, çok da kötü bir şey çıkmadı diyebilirim. Yani kötü bir yorum olmayacak. Şöyle bir şey, bu kişi kendinin farkında olan bir insan. Öyle hani bilinçsiz bir insan değil bir kere. Kendisinin arınması gerektiğini
köklü bir temizlik yapması gerektiğini, hayatından fazla olan ne varsa çıkartmak istediğinin farkında. Özellikle de sevgi konularında, aşk konularında. Aşk konusunda kendini çok tutuyor bu insan. Yani aslında hayalperest bir insanda, kadere de çok inanıyor. Sanırım bu aklınızdaki kişiler böyle enerji çalışmalarının bilincine varmış. Hani bir yerlerden duymuş olabilir, hani size pek yansıtmıyorsa da aslında bu tarz şeyleri dinliyor, izliyor, takip ediyor gibi geldi bana. Yani çok da boş bir insan değil zaten ve arınması gerektiğini ilk baştaki kartta verdiği için ve burada da eril dişil denge uyumunu verdiği için bunların farkında olan bir insan. Yani böyle enerji çalışmalarını bilen bir insan. Size yansıtmıyor olabilir. Sakın şey yapmayın yani. Ya o öyle bir insan değildir, o öyle şeyleri dinlemez falan. Belki tarot dinliyordur, belki tarot videolarına bakıyordur, belki astrolojiye inanıyordur. Hani biliyorsunuz hani bazı erkeklerimiz pek buna yatkın değillerdir. Daha çok biz bayanlar hani böyle şeylere daha çok yatkınızdır. Enerji çalışmalarına, işte fallara, tarotlara. Ama tabii ki de ilgi duyan erkekler de var. Eril enerjiler de var. Ve sanki size bunu hiç yansıtmıyor. Öyle de sağlam, güçlü bir karakteri var ki hani böyle size aslında dışarıya şöyle bir şey çiziyor. Yani ben hedefimi belirledim. Benim yolum belli. Ben bu yoldan sapmam. Ben böyle sağlam kale gibi bu yolumda gidiyorum diyor dışarıya karşı. Ama herkese karşı, etrafına karşı. Fakat aslında öyle değil. Öncelikle bir hayatında bir dengesizlik olduğu bilinçaltında, aslında bunun farkında, her şeyin farkında olan bir insan ve akıl oyunları yapabilen bir insan. Kendisine merhamet etmesi gereken bir insan. Kendini çok tutuyor, her şeye karşı kendini tutan, duygularını, düşüncelerini asla belli etmeyen bir insan. Ve ne yazık ki samimiyete ihtiyacı var. Kendi kendini daha kabullenememiş bu insan. Bilinçaltında. Kendisine biraz acımasızca davranıyor. Yani bu benim kaderim diyerek ben bu acıyı çekeceğim. Acıyı kabullenme var burada. Kötü olayları, kötü zamanlamaları kabullenme var. Ama kendini kabullenmemiş. Hayatın bir oyun olduğunu düşünüyor olabilir bilinçaltında. Yani bir de enerjisine bakalım sevgili arkadaşlar. Aslında çok zeki, uyanık bir insan. Her şeyin farkında, her şeyin. Eğer ki size karşı böyle aptal saptal görünüyorsun. Hani böyle hiçbir şeyden haberi yokmuş. Ha o da ne filan. Yani enerji çalışması ya, inanma böyle şeyleri filan derse size sakın inanmayın. Bu insan gerçekten çok iyi biliyor bu işleri. Bu insanın dışarıya ve size karşı yansıttığı enerjisi nasıl? Aslında bilinçaltında nasıl? Bakalım birbiriyle uyumlu gelecek mi? Yoksa çok mu farklı gelecek? Size ve dışarıya nasıl yansıtıyor kendini? Oo, bakın yine eril dişil denge, bakar mısınız? Şimdi dışarıya ve size yansıttığı şey o kadar güzel ki, harikulade, hayatında her şey çok güzel gidiyor. Her şey dengede, her şey, iletişim çok kuvvetli bu insanda. İletişimle, insanlarla çok bir arada. Hiç iletişimi kesilmiyor diyebilirim. Çok konuşan birisi de olabilir. Güzel geldi. Peki aslında olan ne? Bilinçaltında. Bilinçaltı da güzel geldi. Şimdi bu insan, bakın burada da çıktığı gibi, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Burada bu insanın
hayatından fazla olan ne varsa çıkartması gerektiğini biliyor. Arınması gerektiğini biliyor. Ruhsal sözleşmelerin farkında. Dişil bir enerji de olabilir bu aralar. Dişil enerjiye bakabilirsiniz. Eril enerji, dişil enerji ne demektir diye araştırmalar yapabilirsiniz. Ona göre hani daha uyumlanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama bence burada çok güzel gördüm. Bu insan çok farkında, her şeyin çok farkında olan bir insan. Çok da karakterli bir insan diyebilirim. Ya da artık gelmiş hani bu karakteri oturmuş diyebilirim bu insanın. Çok oturaklı, çok böyle artık her şeyin farkında, her şeyin farkında olması gerektiğini bile bilen bir insan bu insan. Evet. Sizin açılımınız bu kadardı sevgili birinci desteği, yani yeşil desteği seçen arkadaşlarım. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım aklınızdaki kişilere birazcık da olsa ışık tutabilmişimdir. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Ve hemen ikinci desteğimize geçiyorum. Evet, yeşil destemizi yorumladık. Meleğimizi alıyoruz. Ve şimdi mor desteği seçen arkadaşlarıma geliyorum. Yani beyaz selenit taşı, diğer adıyla da melek taşı arkadaşlar. Bunu seçenler. Bakalım aklınızdaki kişilerin derin bilinçaltında neler neler varmış. Fazla mı aldım? Yok, hayır, fazla almamışım. Tamam. Ay, şu kart ne zaman gelse korkuyorum. Şu gözleri şöyle birazcık kapatsak iyi olacak sanırım. Evet, birazcık daha sevimli oldu gibi sanki ama yine de tabii sevimli değil aslında. Aslında güzel bir karttır. Ben o kartı da severim. Hani yorumunu severim. Şimdi söyleyeceğim size zaten. Biraz ürkünç, korkutucu. İlk kart gibi. Kocaman bir surat olunca, kocaman iki tane göz. İnsan biraz şey yapıyor. Neyse, sansürledik biraz arkadaşlar. Siz de korkmayın. Evet. Aklınızdaki kişilerin derin bilinçaltına bakıyoruz şu anda sevgili arkadaşlarım. Mor desteği seçen sevgili arkadaşlarım için yorumlayacağım. Şöyle bir bakıyorum genel olarak. Şimdi bu kişinin derin bilinçaltında ailesel kaynaklı bazı durumlar var. Bazı kötü durumlar var aslında. Hayal kırıklığı kartıyla açtık ilk olarak. Burada da bir rekabet kartımız var. Bu kişi çok vicdanlı birisi aslında ama şöyle bir durum olmuş. Aslında iki bir durum var. Bu kişi çok vicdanlı olmasına rağmen dışarıya karşı kendisini çok vicdansız gibi, çok böyle duygusuz, hiçbir halden anlamaz bir insan gibi olarak gösteriyor olabilir. Çok mantıklı davranan bir insan gibi böyle. Hiç duygularını karıştırmayan bir insan olarak kendisini gösteriyor olabilir. Sosyal hayatında bir rekabet söz konusu olabilir. Çok çalışıyor, çok meşgul bir insan olabilir. Bir diğer şey de bilinçaltında olan şey, bu kişi gerçekten de hakikaten çok merhametli bir insan fakat ona ve ailesine geçmişte kötü davranan, zalimce davranan bir insan varmış. Bir insan var bu kişinin bilinçaltında. İkiye ayrıldı kolektif. Buradan anlayabilirsiniz kimlerin hikayesine göre uyumlanıyorsak arkadaşlarım. Bu kişiler bu zalimliği, bu vicdansızlığı gördükten sonra gücünün kötüye kullanıldığını gördükten sonra bu insanın
Evet, bu kişinin ailesine yapılmış bir haksızlık var. Bu kişinin ailesine karşı yapılmış bazı kötülükler var. Bakın, gücün kötüye kullanılması. Bu kişi kamu görevlisi olabilir ailesine. Yani aklınızdaki kişilerin ailesine kötülük yapan kişi, bilinçaltındaki bu kişi kamu görevlisi olabilir. Asker, polis, güvenlik görevlisi, hukuk adamı, din adamı olabilir. Din adamı pek değil de işte bir kamu görevlisi, kamu memuru olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi peki bu insan bunun farkında mı diye bakıyorum. Yani bilinçaltındaki bu kodlama bu insana nasıl bir şeyler yapıyor diye bakıyorum. Bu insan bir kere bu haksızlığı aldıktan sonra ailesine, yani ailesi bu haksızlığı gördükten sonra, bu kişi de aslında zeki bir insan. İlk destedeki gibi, yeşil destedekiler gibi, bu mor destedeki aklınızdaki kişiler de zeki insanlar. Ama biraz daha böyle sanki yaralanmış bir insan bu deste. Yara almış bir insan. Ailesinin kötü duruma düştüğünü görmüş bir insan bilinçaltında. Veyahut da ailesi bu kişiye kötü davranmış olabilir. Babası kötü davranmış olabilir. Amcası, dedesi, bir eril enerjinin kötü davranması var bu kişinin ailesine. Bilinçaltında bu kişinin bu haksızlığa uğramaklık var. Şöyle bir şey hissediyorum şu anda. Bu haksızlığı yapan kişiyle aslında bir dönem bir araya gelmek istemiş. Şurayı kapatmıştım ya, hani bu bir fincan çay, yani buluşmak istemek, araya köprü kurmak istemektir. Bu kişiyle arasında bir köprü kurmak istemiş. Gücün kötüye kullanıldığının farkında ve zekasını kullanarak, bu kişi aklını kullanarak merkezde kalmış. Geçmişi pek fazla düşünmemeye çalışmış. Ve ailesinde de aslında şımartılmış bir insanmış bu kişi. Ailesi tarafından hani böyle el bebek gül bebek yetiştirilmiş bir insan gibi. Sonra ise ailesine karşı bazı sorumluluklar almak durumunda kalmış. Zaman zaman bundan kaçmak istemiş, bu sorumluluklarından. Bakın, bilinçaltında neler var görüyorsunuz değil mi bu insanın? Bir karar vermek istemiş, bir karara varmak istemiş. Artık hayatıyla ilgili, hayatının nereye gittiğine dair bir muhakeme yapmak istemiş ve tek bir yöne doğru hedef almış kendini. Artık kendi hedefi var aslında. Tek uçluluk da bu karttır sevgili arkadaşlar. Yani tek yöne doğru gitmektir. Akıl karışıklığı yok bu insanda. Muhakeme yapıyor ama nereye gitmesi gerektiğini de çok iyi bilen bir insan. Vicdan. Vicdan kartı her şeyden önce kendisine insanın vicdanlı olmasını söyler. Ve tabii ki de kendi yoluna giderken de bu insanın vicdanlı davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Ama karşısına her nedense rekabet ortamının çıkacağını da çok iyi biliyor hayatı boyunca. Evet sevgili arkadaşlar, burası da böyle. Ama şimdi şöyle yapalım. Bakalım. Dışarıya karşı aklınızdaki kişilerin yansıttığı enerji nasıl? Size karşı, dışarıya karşı yani. Aslında olan nasıl? Bir de enerji kartlarına bakalım. Evet, dışarıya karşı bu kişiyi aklınızdaki kişiler nasıl yansıtıyor kendini? Aslında içsel olarak bilinçaltında hangi enerjideler? Bakalım nasıl çıkacak? Birbiriyle uyumlu mu çıkacak, yoksa farklı mı çıkacak? Evet, aklınızdaki kişiler dışarıya karşı. Evet, kararsızlık yaşıyorlar. Şöyle bir şey. Evet. Aileden dolayı, ailesinin yaşadığı bu haksızlıktan dolayı, geçirdiği travmadan dolayı arkadaşlar, bu aklınızdaki kişiler biraz kendine blokaj koymuş olabilir. Aslında çok sevgi dolu bir insanken, tabii ki burada da gördük. Çok sevgi dolu yetiştirilmiş olmasına rağmen finansal sıkıntılar ve kararsızlıklarla sosyal hayatında ve etrafındaki insanlara bunu yansıtıyor. Yani bu insanın şu anda finansal sıkıntısı var ve kararsız bir insan gibi görünüyor her konuda. Aslında çok sevgi dolu bir insan. Pekala, özünde nasıl?
Bakın özünde nasıl bir kırık kalp var. Kıskançlığa maruz kalmış bir kırık kalp. Ama hala umudu var sevgili arkadaşlar ve bu umut gerçekleşecek ve yeşerecek. Kendi özünde kalbi çok kırık. Bakın, hayal kırıklığı, kalp kırıklığı. İlk kart ve bunun da son kartı, enerji kartının son kartı. Evet, bu ailesi bir kıskançlığa maruz kalmış olabilir. Aynı zamanda kendisi de böyle bir şeye maruz kalmış olabilir ama geçmiş bağlantı ve aile yaşantısını verdiği için çocukken maruz kaldığı kötü negatif birinin yaptığı ailesine gücün kötüye kullanımı kartıyla Kılıç Kralı, bakın alt alta geldi. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Birisi bunlara karşı, bu aileye karşı, bu kişinin ailesine karşı çocukluğunda bir şey, kötü kullan, kötüye giden bir şeyler yapmışlar. Bakalım aslında neymiş bu peki? Başlarına gelen bu olay neymiş? Neye sebebiyet vermiş? Finansal sıkıntıları var bu insanın. Belki de kıtlık bilincini getirmiştir yaşadığı travması. Evet, bakın. Arkadan iş çevrilmiş, arkalarından işler çevrilmiş, bir çalışma ortamı, bir şeye emek verilmiş. Ailesinden birisi, babası olabilir, annesi olabilir, dedesi olabilir, amcası olabilir. Ama bu çekirdek aileyi verdiği için anne ya da baba. Belki de hadi diyeceğim kendisi diyeceğim ama daha çok anne baba olması gerekiyor. Çünkü çocukluk travmasını verdiği için. Bu kişinin babası veya annesi çalıştığı iş ortamında çok emek vermiş fakat haksızlığa maruz kalmış. Bakın arkasından İşler çevrilmiş. Kaçak göçe tartışma ortamı, çatışma ortamı olmuş. Bu olay onun aile hayatına yansımış tabii. Annenin veya babanın. Bu aklınızdaki kişiler de o evin çocuğu olduğu için de bundan çok etkilenmiş. Aslında bilinçaltında kalbi kırık, hayal kırıklığına uğramış bir insan var. Peki, bu insanın şifası nasıl olur? Bu insanın şifalanması gerekiyor. Bu insanın hayatı böyle devam edemez. Tamam, artık geçmişte ne olduysa oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama geleceğimizi çok da güzel inşa edebiliriz. Her geçen saniye geleceğimizi inşa etmemiz için yeni bir umut, yeni bir şans, yeni bir fırsat. Bu insan, aklınızdaki kişiler nasıl iyileşir? Ne yapılması lazım? Kök çakraya çalışması lazım. Evet, kök çakra çünkü finansal sıkıntılar. Doğru. Aslında ne yapması gerektiğini biliyor. Neymiş, ne yapması gerekiyormuş? Güce gelmesi gerekiyor. Üçüncü çakra. Evet, şimdi bu kişinin hayatında, eğer ki siz bir bayansanız sevgili arkadaşlarım, bu aklınızdaki kişilerde, derin bilinçaltına baktığımız kişilerde sizin eğer sevdiğiniz kişi, aşık olduğunuz kişi veyahut da evli olduğunuz kişi ise eğer, sizin sevginiz onu güce getirecek demektir. Siz ona karşı olan sevginizi sürekli canlı tutmalısınız. Ona sevginizi sürekli göstermelisiniz. Onun sorunları var. Ona yardımcı olmalısınız. Hatta arkadaş çevresi bile ona yardımcı olabilir ama şu anda tam olarak yardımcı olamıyorlar. İşin içinden çıkılmaz durum. Sizin sevginiz bu kişiyi ayakta tutacak ve bu kişiyi iyileştirecek olarak görünüyor. Ona sizin sevginiz, bakın kalp tutan kadın, ona yaşam enerjisini verecek, yaşama sevincini verecek ve böylelikle de kalp kırıklığı ve hayal kırıklığından da kurtulmuş olacak. Artık böyle değil, böyle yaşamayacak. Artık güçlü bir insan olacak. Çünkü gücünü kaybetmiş olarak görünüyor. Zaten eğer ki erkekler genelde hani paraları olmadığı zaman, finansal sıkıntılara düştükleri zaman genelde güçlerini kaybediyorlarmış gibi görünüyorlar. Yani öyle hissediyorlar daha doğrusu. Bir de böyle olunca, bilinçaltında da böyle bir travmada olunca bu insan tabii ki güçsüzmüş gibi hissedecek. Yaşama enerjisini kaybediyor olabilir. Mide problemleri olabilir. Midesinde şişkinlik, karnında şişkinlik yaşıyor olabilir. Böyle yaşamsal enerjiniz düşünce bunları hissedersiniz. Mide ağrısı bile olabilir. Gastrit gibi bir şeyler olabilir. Ülsere çevirebilir. Yani bunların hepsi sizin aslında zihinsel, ruhsal sorunlarınızdan kaynaklanıyor. Kendinizi bir rahatlatmanız gerekiyor olarak söyleriz genelde. Yani bu kişinin de zihinsel ve ruhsal olarak rahatlaması lazım. Maddi açıdan kendi ayakları üzerinde durabiliyor olduğunu bilmesi gerekiyor.
rahat ettiğini bilmesi gerekiyor. Finansal sıkıntılarının bittiğinin artık görmesini istiyor ama bu sizin sevginiz bu kişiyi ayakta tutacak. Sizin desteğiniz, sizin manevi desteğiniz, kesinlikle manevi destek. Maddi destek yapmayın. Manevi desteğe ihtiyacı var bu aklınızdaki kişilerin. Bu şekilde şifalanacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet, sizlerin de açılımınız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizlere bir ışık tutabilmişimdir. Umarım aklınızdaki kişinin bilinçaltını güzel bir şekilde size aktarabilmişimdir. Evrenden en doğru bilgileri almak için niyet ediyorum her zaman açılımları yaparken. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız yorum yapıp kanalıma abone olup beğenebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin. Desteklerinizi tam destek olarak gösterin. Her şey çok güzel olacak hayatınızda ve o kişinin de hayatında. Görüşmek üzere başka açılımlarda diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.